Cümleten selamünaleyküm. Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli canlar. Bugün mutfağımdayım yine. Biraz sonra bahçeme ineceğim. Bamya toplayacağım. Domates, biber, kuru soğan falan alıp geleceğim. Yemek yapacağım canlarım. Ne yemeği yapacağım? Yaprak saracağım ve bamya yemeği yapacağım. Bugünkü yemeğimiz bu. Şöyle yaprak sarması için 2 su bardağı kadar pirincimi ıslattım. Şimdi bahçemize gidelim. Leğenimizi alalım, bamyamızı toplayalım, domatesimizi, biberimizi, soğanımızı, yaprağımızı kilerimizden alalım gelelim canlarım. Hadi o zaman. Şimdi sizleri doğa ile baş başa bırakıyorum canlarım. Kuş sesi, yeşillik, güneş, rüzgar, civciv sesi sizlerle. Gözüküyor. Telefonum düşmesin, biraz indir. Tamam. Ama ben de gözüküyorum. Şuradan yani. Yo, aşağıdan. Tamam, şuradakini ben. Thank you.
Zekan cennet olsun. Allah korktuğundan kurtarsın. Vefat etmiş kim ettiyse. Elif'te su alalım gelin oradan canlarım. Aşağıdan geldim, yoruldum. Şöyle yaprağımı salamurumdan çıkardım. Şimdi tuzu gitsin diye bunu suya ıslatacağım. Soğanlarımı da soyacağım. Şöyle bir diş sarımsak yapacağım. İlk olarak da maydanozumu bir alayım karıştırmadan. Daha sonra biberlerimi seçeceğim. Bu benim bami yemeğim. İlk yemeğim arkadaşlar. İlk defa deneyeceğim. Şöyle çok can az domateslerimi de topladım geldim bahçeden. Her şey organik, doğal. Şimdi sizlere ben ne diyeceğim? Benim banyanın tohumu çok değişiymiş. Sevmediler. Ablamgile falan gösterdim İlke ablamgile. Onlar da bunun cinsi böyleymiş canlar. Şimdi şöyle içine su koyacağım borcamımı. Onun içine de limon suyu sıkacağım. Limon sıkayım. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Şöyle yaptığım zaman gözüküyor. Suyun içine bir tane limon sıkacağım. Bu tarifimi İlkay bacımdan aldım canlar. İlkay Yüksel'e de selam olsun. Hatta limonumu şöyle içine ben bırakayım. Şimdi ben hepsini bu leğenime topladığım için ister istemez soğanın kabukları, sarımsağın kabukları falan kirletti. Ben sadece deneme amaçlı yapıyorum bugün bu yemeğimi. Eğer seversem artık pazardan bamya alacağım. Söylediğim gibi bizim bamyanın tohumu iyi değilmiş arkadaşlar. Seneye de inşallah araştırayım. İyi tohumlu olanı hangisiyse ondan alalım. Bu iyi çıkmadı şansımıza. Şans meselesi. Şimdi bunları şöyle hafif sudan geçirelim. İlke ablam böyle tarif etti bana. Şimdi kenarlarının şu kısmını bıçak yardımıyla al dedi. Çok büyük gözüküyor ama taze canlar. Ben orada çiğ yemeği de çok seviyorum. Bamyayı. Sert olanlar zaten belli. Ben bu şekilde temizleyeyim bamyamı. Daha sonra kavurma işleminde, soğan doğrama işleminde görüşelim inşallah. Sevgili takipçilerim, ben soğanlarımı güzelce soydum, yıkadım. Şimdi doğrayacağım. Doğrama işlemine geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu soğan ne kadar soğan diye soranlar varsa hem bamya için hem de yaprağım için soydum. Her ikisi için de. Soğanları güzelce doğrayayım canlar. Daha sonra pişirme işleminde görüşelim o zaman. Sevgili takipçilerim, şu an ocağımın altını yaktım. Biraz göz kararı yağ koyacağım. Canlar, yağım ısındı. Şöyle göz kararı soğanımı ekliyorum.
Çünkü bu diye soğanımı da yaprak sarmam için kullanacağım. Böyle yemeklerde ne kadar bolsa, sarımsak olursa yemek o kadar lezzetli oluyor. İnanın çok oldu da diye düşünmeyin. Çünkü gerçekten yemeğe lezzet katan soğan bence. Gerekli malzemelerimiz bamya, biber salçası veya domates salçası, kuru soğan, toz biber, tuz, 3 veya 4 adet yeşil sivri biber ve rendelenmiş domates. Bugün iki malzeme ile tek yapıyorum. Yani robotla tek çektim ama iki tane yemek ortaya çıkaracağım. Görüyorsunuz soğanla domatesi çok yaptım. Biraz sonra yaprağımın iç harcı için de kullanacağım onları. Şöyle biberimi de kullanayım. İkisi bir kavrulsun. Soğanımla biberim güzelce kavruldu değerli takipçilerim. Şimdi domatesimi ekliyorum. Şöyle 2-2,5 kadar domates ekledim. Robotta çektim domatesimi de. İsterseniz rendeleyebilirsiniz, isterseniz elinizde doğrayabilirsiniz. Şimdi ben tenceremin ağzını kapatacağım. Bu şekilde bir oylatsın yemeğimiz. Sevgili takipçilerim, biberim ve domatesim, soğanım görüyorsunuz güzelce koyulaştı. Böyle bile yenecek hale geldi yani, yenir hale. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da biber salçası ekledim. Bunu da güzelce kavurayım. Daha sonra tuzumu ve toz biberimi ekledim. Şimdi bamyalarımı belki görenler diyecek kat diye. Gerçekten kat değil. Yedim canlar, taze. Limonlu suda ısladım. Şöyle. Şimdi üzerine limon sıkacağım. Sünmemesi için. Şöyle limonu, yarım limon sıktım canlarım. Şimdi limonla da bir karıştıralım ve tenceremizin ağzını kapatalım. Fazla karıştırmayacağım çünkü o zaman sünüyormuş. Sünsün, sünerek yiyelim biz de. Şimdi tenceremizin ağzını bu şekilde kapatalım. Ocağımızın altını kısalım, kısık ateşte pişirelim. Sevgili takipçilerim, şu an ben yaprağımı tekrar suya ıslattım. Şimdi ne yapıyorum? Pirincimi şöyle bir süzeyim. İki su bardağı kadar pirincimi yarım saattir ıslattım. Görüyorsunuz bembeyaz oldu canlarım. Güzelce sızdırdım. Dereotu olsaydı çok güzel olacaktı. Aslında bahçemde var ama tohum oturmuş. O yüzden sevmedim canlar. Şimdi içine soğanımı, domatesimi ekleyeceğim. Şöyle rendelemiş olduğum bol domatesli. Bol soğanlı. Bir başta sarımsak çektim robotta.
olmazsa olmazımız maydanozumuz. Yine bolca maydanoz. Ve şimdi sıra geldi baharatlarına. Ben şöyle hemen baharatlarını da getireyim. Salamadan yeni çıkardım. Şöyle az tuz ekledim canlar. Acılıyı seviyor biz. Şöyle toz biber. Bir tatlı kaşığı kadar kuru nane. Bir tatlı kaşığı kadar karabiber. Ve bir tatlı kaşığı kadar da kimyon ekleyeceğim. Olmazsa olmazımız salçamız. Salçamızı da dolduralım. Bismillahirrahmanirrahim. Sadece bunun dereotu eksik canlar. Yaprağımızın iç malzemesi süper oldu. İnanın ağzım sulandı. Acıktım galiba. Bugün yaprak yiyelim. Kaç gündür sarmıyor. Biz ne dese bu yaprağı mesela şehirde olsun. Normalde yaz günü de yaprak sarıyorlar ama bizim beynimize galiba öyle kazımışlar canlarım. Bunlar, bu yaprak sarması olsun, lahana sarması olsun bizim kış yemeklerimiz. Kışın yapılan yemekler diye hatırlıyorum yani öyle. Kışın yapıyor sürekli. Niye yazın sarıp da yemiyor? Ne güzel yapraklar taze taze. Şöyle. İçi sizlere yakından mı göstereyim değerli takipçilerim? Sevgili takipçilerim. Yaprağımızın iç malzemesini görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel oldu. Bol yeşillikli, bol domatesli, soğanlı. Hadi sarma işlemine geçelim. Şu an sarma işlemine geçtim. Şöyle iç harcımı karıştırayım. Eğer unuttuğum bir malzeme varsa videonun altına yorum bırakın diyeceğim ama zaten artık iş işten geçti. Çünkü ben bu videoyu bir gün sonrası paylaşıyorum. Canlarım, şimdi ben yaprağımı sarma işlemine geçtim. Şöyle yapraklarımı güzelce dizmiştim yazdan. Hala yazdayım. Sanki kendimi kışta gibi hissettim yazdan deyince. Şöyle bir poşet yardımıyla saracağım ben bugün. Gerçekten bu güzel oluyor ama elde sallan gibi içine su geçmiyor gibi zannediyorum ben. Hem de pratik oluyor, hızlı oluyor. Diğeri gibi oyalamıyor insanı. Yapmak isterseniz böyle de yapabilirsiniz sevgili takipçilerim. Şöyle ben bayağı bolca koyuyorum. Zaten kendimiz yiyecek. O yüzden hani kibar sarayım, yok misafir beğenmez derdi yok. Bu bizim akşam yemeğimiz olacak inşallah. İbrahim Efe yaprağı çok seviyor bir de. Birazcık da inanın onun için sarıyorum. Şöyle. İsterseniz yakından bir göstereyim sizlere. Aslında bunu makarna poşetiyle de yapanlar var. Ben böyle et poşeti kullandım. İstediğiniz poşetle yapabilirsiniz.
Sevgili takipçilerim, ben bu şekilde yapraklarımı sarayım. Daha sonra pişirme işleminde görüşürüz inşallah. Canlar, yemeğimiz şöyle güzelce pişiyor, görüyorsunuz. Şimdi bir su bardağı kadar normal çeşme suyu ekledim. Ve tekrar tenceremin ağzını kapattım. Pişmeye bıraktım. Sevgili takipçilerim, bamya yemeğim pişti. Görünümü gerçekten çok güzel gözüküyor. Biraz sonra biraz dinlensin. Tadına da bakacağım. Beğendiğimi beğenmediğimi sizlere söyleyeceğim. Şimdi ocağın altını kapatayım. Yaprak sarması piştikten sonra görüşürüz inşallah. Sevgili takipçilerim, şu an bamyamın tadına bakacağım. Bamyamız güzelce pişti. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle tenceremizden alalım. Mahsus büyüklerini alıyorum. Bunun taze olduğunu sizlere göstermek için. Şöyle göstereyim. Gerçekten bayıldım. Çok güzel tadı var. Resmen böyle bir yaz havası yaşatıyor insana. Bundan sonra hep yapacağım bu yemeği. Şöyle yaprağımı da bu arada sardım canlarım. Bolca zeytinyağı dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Neredeyse 3 sıra oldu. Ben salçalı su eklemeyeceğim. Sadece sıcak su ekleyeceğim. Üzeri geçesi. Şöyle sıcak su. Bir kısmını poşetle sardım. Bir kısmını elimle sardım. Görüyorsunuz canlar. Yaprağımız da hazır. Şimdi tenceremin ağzını kapatayım. Yaprağımızı pişmeye bıraktık. Piştikten sonra görüşürüz canlarım. Sevgili takipçilerim, yaprağımı görüyorsunuz çok güzel pişiyor. Şöyle içim arttı. Atmaya kıyamadım. Sırf domates suyuydu. O yüzden onu da o bir köşesine koydum. Hani zannetmeyin ki yapraklarımın içinden çıktı. Değil. Kısık ateşte bu da pişiyor. Rengini görüyorsunuz çok güzel. Sanki dalından yeni koparmış gibi. Çünkü salamlarımız çok güzeldi. Canlarım, yaprağım pişti. Ben yaprağım pişerken bahçeme indim. Biraz salatalıklarım falan kuruduydu. Onları topladım. İçinin tohumluklarını tavuklarıma ayırdım. Otlarını da bizim komşunun ineği var. Keban'ın. Onlara verdim. Yarın götürecekler. Bakalım. Yaprağımız nasıl olmuş canlar? İbrahim Efe tadına bakacakmış. Acıkmış. Değil mi İbrahim'im? Ama sıcak İbrahim'im. Sıcak mı? Hmm. Arkadaşlar ben biraz içini fazla koydum. Pirinçlerimi. Anne dolması. Köy yerinde işler bitmez. Elmasın hayatı durmaz. Durmak yok, yola devam. Her konuda olsun, bahçe konusunda olsun, YouTube konusunda olsun. Bu arada izlenmelerimiz biraz düştü. Bunun sebebini de biliyoruz canlarım. Takipçilerimiz hep izindeler. Burada görüyoruz yüz yüze canlı canlı. Biz sizi izliyorduk ama bu aralar hem internetimiz yok hem de giremiyor, bakamıyor diyenler var. Şöyle yaprağımı yakından bir göstereyim sizlere. Bir tane beni alayım bari annem. Canlarım bu pişmiş hali. Gerçekten şu an karanlık. Hava bayağı karanlıktı. O yüzden bu şekilde gözüküyor ama çok güzel. Tadı var. İnşallah yapacak olanlara kolay gelsin. Tarifimi deneyenler varsa onlara da kolay gelsin. Bizlere afiyet olsun. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay. Sevdin mi İbrahim? Bakma, bu arada şunu da demeden geçemeyeceğim canlar. Bamyayı çok sevdim ama benim bamya söylediğim gibi tohum iyi değilmiş. Taze bir bamyayla bamya yemeği gerçekten enfes olur. Bir dahaki videomda
Pazardan taze bamya alacağım, böyle küçük fındık gibilerden. Onun yemeğini yapacağım. Ben çok sevdim. İnsan yerken sanki ilkbaharı yaşıyormuş gibi, lezzet veriyor, bahçenin içindeymiş gibi. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, dostça kalın. Bye bye.